Sürekli aynı şeyi soruyorsunuz. Daha ne kadar bana böyle işkence edeceksiniz? Suçunu ne zaman itiraf edersen o zamana kadar. Ben masumum bir kere. Ve bir kere de değil. Bin kere bile sorsanız cevabım değişmeyecek size. Ben hiçbir şey yapmadım. Masum bir kızı taciz etti. Yok yere iftira atıyorsunuz. Ben size hiçbir şey yapmadığımı söylüyorum ama siz beni dinlemiyorsunuz. Çünkü siz bana inanmak iste... Yalan bunlar. Ben bir şey yapmadım. Susadın mı? Boğazın mı kurudu? Eğer doğruları söylersen su veririm. Ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu soruyu tekrar tekrar sorun ama cevabım değişmeyecek size. Ben suç filan işlemedim. Anlamanız için size daha kaç defa söylemem gerekiyor? Vir kefaletle salınamaz. Masum bir adama daha ne kadar böyle bir acı çektirmeyi düşünüyorsunuz? Şunu belirtmeliyim ki Komiser Gorisharma, polis prosedürlerini biz de biliyoruz. Bildiğinize sevindim. O zaman şunu da biliyorsunuz. Eğer polis suçlunun dışarı çıkıp delilleri yok edebileceğine kanaat getirirse, prosedüre göre kefaletle salınamaz. Siz onu zaten suçlu ilan etmişsiniz komiser.
Sizden de bu beklenirdi işte. Bakın, masum bir adamı bu şekilde içeride tutamazsınız. Tutarım. O kadar. Bakın, biz sadece oğlumuzun kefaletini ödemek istiyoruz. Sizden başka bir talebimiz yok. Neden öylece dolaşmasına izin vereyim ki? Niye? Lütfen işimi yapmama müsaade edin. Daha önce de söyledim. Önce suçlu suçunu kabul etsin. Sonrasına bakarız. Suçu ispatlanana kadar ona suçlu diyemezsiniz. Sen burada. İyi günler. Ben Veer'in arkadaşıyım. Raghuvendra, Pratap, Rathod. Buraya adalete yardımcı olmaya geldim. Peki. Demek siz de bu dosya için geldiniz. Evet. Bu dosyayla ilgili söylemem gereken bazı şeyler var. Neden sizinle konuşayım? Siz Veer'in akrabası mısınız? Yoksa avukatı mı? Ya da hakim misiniz siz? Ben bu ülkenin bir vatandaşıyım. Adalete yardımcı olmak istiyorum. Ortada bir suç varsa akraba olmanın size göre bir önemi var mı söyler misiniz? Affedersiniz, anlayamadım. İçeride konuşabilir miyiz lütfen? Bazı şeyler sadece yetkili makamlarla ve mahkeme önünde konuşulabilir. Buyurun. Bu Rathod. Kim bu? Ve bizden ne istiyor? Ne diyebilirim ki baba? Ben de anlayamıyorum. Belki de sadece bir iş nedeniyle Veer'i tanıyordur. Tuhaf bir insan. Dün kız istemeye geldi. Bugün de buraya. Bizden ne istiyor anlamıyor. Kız isteme mi? Anlamadım doğrusu. Bilmiyor muydunuz? Dün bizim eve geldi ve orada olay çıkardı. Akrabalarını da getirmiş üstelik. Tapasya'yı istemeye geldi. Tapasya'yı istemeye mi? Evet, sonra içe onunla konuştu ve o da gitti. Tuhaf bir adam doğrusu. Benim tapasyamla mı evlenecekti yani? Şaka falan mı bu?
Sizin haberiniz yok mu ya? Bu yüzden biz de çok utanmıştık. Sustuk. Ama Tapasya'nın büyük annesi bu sabah size uğramıştı. Evet, sabahtan beri bu dosya yüzünden evde değildim. Belki o Divya'ya söylemiştir. Ben ona sorarım, merak etmeyin. Size de bildiririm. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise